Otomobillerdeki radyoların, aynaların hatta lastiklerin bile çalınmasına alıştık ama hırsızlar bu kez öyle bir şey çaldı ki aracın sürücüsü koltuğa oturduğunda şok oldu. Sabah yeğenim indi araca binmek için. Oradan bakıyor. Kırık. Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum ve duyuyorum. Hırsızlar bunu da yaptı. Lüks aracın direksiyonunu çaldı. Bu aracın daha yeni alınmış. Daha bir hasarı bile yok bu aracın. Yani böyle insan gözü gibi bakıyor ama bakıyorsun direksiyon yok. Mahmut Aksoy sabahları yeğenini okula götürüyordu. Yeğeni kendisinden önce aracın yanına indiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Seslendi amca, cam kırık. Bir de direksiyon yok dedi. İçinde unutulan eşyalar, telefon falan şeyler satı çalınıyordu. Ama ilk defa direksiyonun gittiğini gördüm. Hırsızlar bu lüks aracın arka camını kırdılar. İçinden önemli parça çaldılar. Daha önce hırsızlar ayna veya aracın içerisinden de teybini, radyosunu çalıyorlardı. Hatta hız göstergesi ve airbag bile çalıyorlardı. Ancak hırsızlar bu arabadan pahalı olan İşte bu direksiyonu çaldılar. Şaşırdım kaldım yani. Geldim böyle oturdum. Abiyle kaldım işte. Mahmut Aksoy ilk şoku atlattıktan sonra aracı bulunduğu yerden götürmeye karar verdi. Ne bir yere gidebiliyorsun? Cam kırık. Şimdi dışarı çıksan arabayı bırakamıyorsun. Çekici çağırdık. Servise götürdü. Arabanız yeni mi? Evet, yeni, daha yeni aldım. Daha sıfır mı? Birkaç ay oldu, evet. Sıfır aldık. Çiziği, vuruğu hiç, var mı? Hiç bir çizik, bir şey yok yani. Şu anda bu var artık. Yok yani. Direksiyon yok. Direksiyon yok. Hırsızlar özellikle lüks ve pahalı araçlardaki parçalara göz diktiler. Çünkü bu parçalar pahalı. Yani direksiyonun neden çalındığı da ortada. Hırsızlar neden direksiyon çalar? Bir şebekedir. Özellikle ben bunu düşünüyorum. Hani sipariş veriliyor. Yani bu sipariş veriliyor ki bunlar bunu alıp götürüyor. Yoksa direksiyonu ben şimdi alsam bir direksiyonu ben ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Bu aracın direksiyonu 8.000 liraymış. Yeni teknolojiyle otomobilleri çalmak artık çok kolay değil ama hırsızlar bu kez de araçlardaki pahalı parçaları söküyor. Bunu engellemek içinse alınacak tedbirler belli. Kapalı otopark, alarm, kasko yaptırmaları gerekiyor.